Selam canlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Ramazan'ın 8. günü mü kız? Aynen 8. günü valla. Biz hazırlandık, dışarı çıkıyoruz çünkü evimde ufak tefek ihtiyaç eksikleri var. Misal işte bulaşık deterjanı, ay çamaşır deterjanı pardon, bulaşık daha var. Ondan sonra Zeyd'e meyve püreleri falan almak istiyorum. Birkaç gündür evde yok. Ara sıra veriyorum çünkü seviyor. Onu alayım oğluma. Sonra pasta malzemesi alacağım. Ondan sonracıma var işte birkaç eksik daha var aslında. Markete de uğrayacağım tabii. Gidelim hep birlikte. Sizleri de tabii ki de her zamanki gibi yanında almaya çalışacağım. Zeyd Mirza'yı da giydirdim. Bebek arabasına oturtturdum. Ben de hemen şipşak giyindim ve saçımı şöyle ördüm. Ama burayı örmemişim. Bilmiyorum hızlı hızlı yaptım ne yaptım bilmiyorum. Neyse hadi çok konuşmayayım. Evden çıkalım çünkü Zeyd yine sabırsızlanmaya başlıyor. Zeyd. Bay bay. Şapka da kafandan büyük oğlum. Diğer şapkaları bulamadım. Hadi el salla gidelim. El salla. Niye sallamıyorsun? Küstüm sana Zeyd. Küstüm sana. Niye bay bay yapmadın? Ama... Önce niye yapmadın? Kafasından büyük ya. Yiyeceğim seni. Kızlar ilk durak Action. Ve bu benim tuvaletimdeki halı hala satılıyor. Eğer bakmak isterseniz ben gerçekten çok seviyorum. Sadece onları böyle yuvarlak zaten. Önce banyodaydı. Şimdi tuvalete aldım ve banyoda başka bir tane var. Ama güzel bayağı. Sizlere göstereyim dedim. Şimdi ben buradan deterjanlarımı alacağım. Bir bakalım neler gelmiş. Gerçi bizim bu ek içinde hep genelde aynı şeyler oluyor. Aa, bu tepsi güzelmiş misal bakın. 6 euro. Çok güzel servis için. Ama ihtiyacım yok aslında. Değil mi Zeyd? Evet annem. Şu kutulara takı için herhalde. Bu neymiş Zeyd Mirza? Aufbewahrungsbox, ha kutu. Kutu da çok ama tatlıymış çocuk odası için. Bak Zeyd bak aslan. Abi, abi. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Zeyd bu domuz. Onu alamayız anneciğim. O domuz. Bunlar da gerçek mermer. Hayır aşkım o sana olur mu? O oyuncak değil, o oyuncak değil. Gel başka bir tane alacağım sana tamam mı? Okey? Okey. Yeni mumlar gelmiş. Kocaman kocaman. Çok seviyorum mum. Tabi eskisi kadar her yerde yakamıyorum. Sadece yüksek alanlarda yakabilme şansım var. Zeyd'den dolayı. Artık yapacak bir şey yok. Aslında biliyor sıcak hani dokunmuyor da yine de anne yüreği işte. Güvenemeyiz 2 yaşındaki çocuğa. O yüzden dikkat etmek lazım yani. Ana mini minnacık kız. Küçücük. Şunlar şu ikili set. Ay dev kadar. Tam benim kız kardeşime göre bu mumlar. Sümeyye çok seviyor böyle dev mumları. Hatta şunlar. Kocaman. 8.49. Değil mi aşkım? Çiçek evet. Çiçekler var orada, yapay çiçekler. Evet. Alo. Saçlara bak. Güzel mi? Niye çocuğa gülüyor? Hadi sür arabanı. İki elinle tut, iki elinle. Arkadaşlar biz tekrar eve geldik. Bu yumurta hastası oğlum yumurta kutusunu eline almış. Değil mi Zeyd? Kırma tamam mı? Dikkat et. Dikkat. Evet. Birkaç alışveriş yaptık. Size şimdi göstermek istiyorum. Şöyle Zeyd Mirza'ya meyve püresi aldım arkadaşlar. Şöyle Lidl'den aldım. Gayet iyiler. Akşam salata için salatalık bitmişti. Salatalık aldım. Sonra bu çilekleri gördüm. Canım istedi. Çok da güzel gözüküyorlar vallahi. Akşam keyif yaparız Akif'le. Üzerine belki çikolata eritirim tatlı niyetine.
Onu aldım 2 paket. Şöyle ceri domates. Domates. En sevdiğim. Sonra yine üzüm aldım akşama. 3 tane şöyle Philadelphia aldım. Zeytinyağı'ya 2 tane şöyle yoğurt aldım. Fruchtzwerge. Bir de bu yumurtayı aldım. Sonra hafta sonu kayınvalidemleri çağırdım. Lotuslu cheesecake yapacağım. O yüzden kremasını aldım. Ama püsküdünü size yemin ederim 3 ayrı markete girdim. 3'ünde de bitmişti. Ya yoktu ya da bitmişti. Artık vallahi çok yoruldum. Çok yere girdim. O yüzden yarın başka bir markete gideceğim. Orada kesin vardır. Şıpara bakarım. Aynen onu daha almam lazım. Ha, teşekkür ederim anneciğim. Ondan sonra cıma bunu ekşinem Zeyt Mirza'ya aldım. Şöyle tahtadan meyveler bıçakla böyle ortadan kesebiliyorsunuz. Çok güzel. Sonra kendime fondöten aldım. True Skin Foundation. Catrice markası 30 numara. Allah bitmişti şeyim fondötenim. O yüzden aldım. Bir tane şöyle çöp poşetimiz var. Şöyle tel kapı aldım. Evet, şimdi birazdan açacağız, tamam mı, oyuncağını? Sonra ayak saldım. Bu da bitmişti. Sonra bu da bitmek üzereydi. Elbiseleri sıkıyorum lekeli olunca. Tam açacağım annem. Sonra bunu da makinem için aldım, temizlemek için. Bulaşık makinesi için. Deterjan aldım çamaşırlara. Sonra arkadaşlar 2 numara mum aldım. Çünkü ay sen... Aşkım durun arkadaşlar, açayım da hemen. Dur. Arkadaşlar hemen açayım, yoksa ay saça bak. Yoksa bu beni bırakmayacak. Dur. 2 numara mum aldım. Çünkü benim Zeyt Mirza'm pazar günü 2 yaşına giriyor arkadaşlar. Resmen 2 yaşına. Yani şaka gibi. Bu arada yağmur yağdı dışarıda, belli mi tipimde? 2 yaşına giriyor. O yüzden mum aldım ona. Vaa, bak bu tahta üstünde keseceğiz. Tut. Yani kendi aramızda bir pasta keseriz. Üflesin maksat hani doğum gününde. Bak domates. Domates. Doğum günü partisi yapacağım. Ama aile arası ve en yakın arkadaşlar. Yani gerçekten yakın olduklarımı çağıracağım. Çünkü büyük parti yapmak istemiyorum. O yüzden sadece aile olsun dedik 2 yaşta. Hani birinci kadar büyük olmasın. Zeyt, bu hangi meyve? Bu ne lan? Bu hangi sebze, hangi meyve? Paprika mı? Bu hiç benzemiyor. Al. Biber mi? O yüzden şimdilik... Aa, patlıcan. Şimdilik dedik bir mum üflesin. Doğum gününde de partisini 4. ayın sonunda yapmayı düşünüyorum. Annemler Türkiye'den döndükten sonra. Önemli olan zaten ailelerin burada olması. Aa, havuç. Evet, o yüzden pazar günü oğlum küçük bir pasta üfler artık, değil mi? Anne. Bu da salatalık. Ay saçım çok kötü. Yemin ediyorum çok kötü. Çok 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 kötü. Nefret ediyorum bu bebek saçlardan. Anne. Bu da bakalım ne çıkacak. Ha, bıçak. Zeyt bak, hemen keseceğim. Al. Bak göstereyim sana. Bak böyle. Wow. Hadi tak meyveleri. Yine tak. Ah. Öyle yani canlar. Şu kartonuma geri koyarız belki ya. Kaybolmasın. Bak başka yok annem, bak. Bak bitti. Hadi yap onları. Başka da ne aldım? Bir de şöyle normal mum aldım arkadaşlar. Evde bulunsun. Bu şekilde aldıklarım. Başka da bir şey yok. Aynen her şeyi gösterdim. Şimdi hemen bunları kaldırayım. Sonra Zeyt Mirza'yı öğle uykusuna uyutacağım. Ben de biraz dinlenirim. Sonra zaten yemeğe geçeriz. Aynen. Hadi bakalım. Evet canlar, şu an iftara 1 saat ve 20 dakika var. Ben şimdi çorbayı hazırlayacağım. Bu arada Akif işten geldi. Şu an uzanıyor.
Ben de çorbadan başlayayım dedim. Bugün menüde kremalı domates çorbası var. Geçen sütlü domates çorbası yapmıştım. Çok güzeldi. Bu sefer de Thermomix'in kremalı domates çorbasını deneyeceğim. Ama zaten sarımsak son yani tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Onu yapacağım. Sonra ana yemek olarak da arkadaşlar makarna yoğurtlayacağım. Üzerine de et sosu yapacağım. Ve salata tabii ki de üzüm falan öyle yiyeceğiz. Şimdi ben hemen başlayacağım tarifime. Şöyle büyük büyük atacağım. İçine zaten Thermomix parçalıyor. Sarımsağımı atayım. Bu arada ben tarifin sadece yarısını yapacağım. Çünkü çok fazla oluyor yoksa. Bunu sonraki yemeği kullanırım. Misal burada 50 gram diyor. Ben 30 gram kullandım. Hani çok kalmasın diye yarı porsiyonu yapacağım sadece çorbanın. Şimdi şöyle kapatalım. Zeytin anneciğim. Şimdi bu mikseri. Ooo zeytin. O ne? O ne anne? Duydun mu sesi? Bu soğanları parçaladı annem. Şöyle. Siz burayı görün daha iyi. Çünkü tam tarif yasak diye biliyorum. O yüzden şöyle size göstereyim. Dur annem. Şimdi bu güzelce ne? Eritilecek. Eritilecek yani. Tamam. 3 dakika sonra görüşürüz. Şimdi domateslerimi şöyle büyük büyük içine atacağım. Bu Thermomix'te ben hamur yoğurtmasını, çorbalar yapmasını ve tatlılar yapmasını gerçekten çok seviyorum. Yani onlar için çok bence pratik. Hani böyle ekstradan hani bir şeyler çıkartmıyorsun. Hepsine bir şey yapıyor. Bir tava yapıyor diyeyim size, tencere. O yüzden ben seviyorum. Şöyle bunlar da koyduk. Hatta birazcık daha domates koyabilirim. Bekleyin. Çünkü bol domates güzeldir. Şimdi yarısını koyacağım. Çok da olmasın. Yarısını da yemeğe koyarım. Sonra zaten tekrar hem soğan hem de domates lazım olacak. Tamam. Biraz şöyle salça kullanacağım. Arkadaşlar çok az, çok çok çok. Evet kızlar, şimdi makarnam için sosu şimdi hazırlayacağım. Daha biraz var da yavaş yavaş pişsin. Şöyle rost braten vardı buzlukta, bunu çıkardım. Hafif buzlu ama böyle olması zaten küçük küçük doğrayacağımız için hafif buzlu olunca daha kolay doğranıyor. Bu arada şu makarnaları haşlayacağım. Şöyle etimizi çıkartalım. Minnacık doğrayacağım. Bu et sosu gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Bunu annem hep bize yapardı. Hala da yapıyor. Ben de ondan öğrendim bunu. Bu arada evet yine bu bıçağımla kesiyorum. Çünkü ben böyle bu bıçakla alışmışım. Her şeyi bununla yapmak istiyorum. Her şeyi bununla kolayıma geliyor. Ama zaten güzel kesiyor. O yüzden sıkıntı değil. Arkadaşlar şöyle bir uzunlamasına keselim. Birazdan da küp küp yapacağız. Ben hepsini bir arada pişiriyorum. Annemden öyle gördüm çünkü. Çok lezzetli oluyor. Etin suyuyla beraber pişiyor. Daha da fazla lezzet katıyor. O yüzden öyle yapıyorum. Şöyle mini minnacık arkadaşlar doğrayacağız etlerimizi. Şöyle uzunlamasına aldık. Şu hepsini bir de alabilirdim de. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Şöyle burada da soğan çıkardım. Biber çıkardım. Domates çıkardım. Salçayı çorba için çıkardım da burada bıraktım. Bilmiyorum. Belki hiç kullanmam. Bazen çok çok az ekliyorum. Bazen hiç eklemiyorum. Duruma göre, moduma göre değişiyor. Hemen şunları da keselim.
İşte biber çıkardım, domates, soğan. Böyle. Bu arada kekik falan da daha çıkartacağım. Güzelce ne hepsi bir arada kavrulacak. Şu diğerini de keseceğim. Bol bol soslu olsun. Doyurucu olsun. Şöyle. Bu biraz daha buzluymuş. Bir tık daha kalın olduğu için ama kesiliyor yine de. Şimdi canlar bu doğradığımız sebzeleri ve eti şöyle tencereye direkt alıyoruz. Domatesi henüz doğramadım ama bu hepsi çok fazla bence, çok bıcık bıcık olmasın. Bunu kullanırım. Şu kadar kullandım. Diğerlerini zaten salataya da lazım. Şimdi şöyle bir alalım hepsini. Dediğim gibi hepsini bir kavuracağım. Şöyle. Hepsini yavaşça alalım. Soğan ve biber. Şuna da alalım. Şimdi şöyle sıvı yağ geziyorum üstüne. Hemen altını da açalım. Ve tabii ki de olmazsa olmaz tereyağı. Görüyor musunuz? Tereyağı ekleyeceğim. Bir. Şu anlık yeter. Şimdi ben bunu... bir karıştırayım. Bu yavaş yavaş pişecek. Kapağını da kapatacağım. Ara ara da karıştıracağım. Sonra yavaştan baharatlarını da atarız. Güzelce pişecek. Ben de o sırada o domatesleri bir doğrayayım. Evet canlar, etli sosum pişiyor. Biraz daha kaynasın, ondan sonra zaten hazır sayılır. Şöyle birazcık da su ekledim bu arada. Ay çok güzel kokuyor gerçekten. Güzelce ne pişsin şöyle. Ben de o sırada ne yaptım biliyor musunuz? Salata yaptım. Marul, salatalık, domates, havuç, nar içkisi girecek. Zeytinyağı girecek ve tuz, limon. Bu makarnayı haşlayacağım. Bu da yoğurt için çıkardım. Şunları da şimdi yavaştan sofraya götüreceğim arkadaşlar. Son 25 dakika. Orucumuzu inşallah 25 dakika sonra açacağız. Suyum kaynıyor. Çorbamı da göstereyim size. Bu da gerçekten mis gibi kokuyor bakın. Ay vallahi sabırsızlandım arkadaşlar iftara. Tamam sen tak. Yemek sonrası oyun vakti arkadaşlar. Mutfağımızı toparladık. Makinemiz çalışıyor. Namazımızı da kıldık. Oğluşumla beraber her zamanki gibi. Bugün bu aldığım oyuncağı oynuyoruz. Bugün bayağı oynadı bununla. Meyveleri. Ama bıçağı tutuşuna bakın. Daha tam bilmiyor. Ama normal yani. Öğrenir. Anne, mama göstermiştim sana Zeyd Mirza. Bıçağı öyle düz tutma. Hah, öyle tut. Aferin. Yehu. Nerede bıçak? Hı? Annem. Bu nasıl bir kesme şeklidir? Neyse, sıkıntı yok, öğreneceğiz. Ay! O patlıcan. Ama yenmez o, oyuncak patlıcan. Hadi, başka ne keseceksin? Hadi yine yapıştır onları. Yapıştır tekrar. Allah Allah. Allah Allah.
Sayıyor mu güya? Hı? Hep birdesin ama ilerlemiyorsun. İki de iki. Üç. Seni yerim mi? Wow, bakın hepsini dizdik. Oh oh, havuç düştü. Bir, iki. Buraya koy. O ne? Burada. He? Zip, bu ne? Pepe. Ne? Pepe. Hayır, o ne? Ne? Domates. Ben de domates diye bir hal oldu. Bunu da buraya koyalım. Tadam. Zeyt normalde böyle diyor. Domate. Ne oldu çocuğum? Niye kızıyorsun meyvelere, sebzelere? He? Niye kızıyorsun? Hadi yine yapalım. Bıçakla keselim mi meyveleri? He? Bu arada meyve yok. Zeyt sadece sebze bunlar. Ben niye meyve diyorum sabahtan beri? Yazıyor ya vegetables diye. Ana Allah seni Rümeysa. Domates. Hadi tak onu da keselim. Domates. O paprikaymış. Bak. Paprika. Bak. Gitti. Gitsin mi? Gitti. Yiyor. Zeyt bak hadi şey yapalım mı? Baba parmak neredesin? Buradayım. İşte buradayım. Zeyt sen de söyle. Zeyt hadi. Lütfen. Baba parmak neredesin? Şu an meşgul. Hadi bir kere şarkı söyle ya. Şarkı söyleyecek mi? Canı isterse söylüyor. Ali Baba'yı bir de şey o parmak şarkısını. Şu an meşgul olduğu için istemiyor ve her şey bir diyor. İki evet. Üç. Bir. Üç. Beş. Paprika. Patlıcan. Havuç. Domates. Havuç. Açı. Evet. Hadi oynayalım. Saat şu an bayağı geçti. Zeyt Mirza ve Akif bayağıdır uyuyor. Ben de bugün kendime çilekler almıştım dükkandan. Yani kendime değil de işte eve almıştım. Hemen şıpşak üzerine biraz çikolata erittim ve şöyle fındık falan döktüm. Yani hiç tipine bakmayın. Gerçekten sunumuna asla ve asla özenmedim. Sadece böyle tatlı niyetine yemek istiyorum. Gidip şimdi dizimi açacağım, videomu editleyeceğim ve bu güzellikleri yiyeceğim. Burada da videoyu kapatıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz canlar.